İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'na adayların seçim propagandası sona eriyor. Armen Sarkisyan, Ermenistan'ı yatırımcılar için çekici ülke yapmayı öncelikli sorun olarak görüyor. Cavak bölgesinde ayrı bir psikoposluk oluşturulmalı. Arsak Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan, kayıp özgürlük savaşçıları akrabalarının birliği adlı STK'ya kutlama mesajı yolladı. Ermenistan Baş Asamblesi'nin çocuk korosu Suriye'nin Kamışi şehrinde bir konser verdi. Fransa'nın Saint-Étienne Belediye Başkanı da Azerbaycan Dışişleri'nin kara listesinde. Şoygu, Bolton ile görüştü. Dersim'de sonbahar ve saklı bir cennet. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan'ın girişimiyle Seçim Kurulu Başkanı Ahvan Donaganyan, Başbakan Garnik Sarkisyan, parlamento ve hükümet üyeleri mevcudiyetinde dün gece gerçekleşen oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'na adayların seçim kampanyasının 30 Ekim 2018 tarihinde sona ermesi kararlaştırıldı. Seçim Komisyonu anayasa ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti Seçim Yasası temelinde şu kararı aldı. 77 adaydan oluşan listenin seçim komisyonunca onaylanması. Bu liste 22 Kasım 2018 tarihinden başlayarak 30 Kasım 2018 tarihine kadarki zaman dilimi içerisinde oylamaya sunulacak. Birkaç dilde öngörülen oylama gizli oy usulüne göre gerçekleştirilecek. Oylamayla ilgili bilgiler web sitelerimiz ve sosyal ağlar üzerinden yayınlanacak. Seçim sonuçları başkanlık kararnamesiyle 8 Aralık 2018 tarihinden başlayarak 31 Aralık'a kadar Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarına duyurulacak. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve eşi bayan Nune Sarkisyan çalışma ziyareti çerçevesinde bulundukları Cenevre'de Frank Miller adlı şirketin merkezini ziyaret etti ve şirketin başkanı tanınmış İsviçreli Ermeni iş adamı hayırsever Vartan Sırmakeş ile görüştü. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Vartan Sırmakeş ile birlikte Frank Müller şirketine bağlı sergi ve etkinlik merkezini gezdi, şirketin gelişimiyle ilgili olası planlarıyla tanıştı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Vartan Sırmakeş'in Ermenistan ve Artsakh'ta uyguladığı programlar başta olmak üzere Ermenistan ekonomisinin gelişimine olan katkısını çok iyi değerlendirdi. İsviçreli Ermeni iş adamı ise kendi sırasında kendisinin ve oğullarının çeşitli programlarla Ermenistan ve Artsakh'ın gelişimine katkılarını genişletmeye hazır olduklarını dile getirdi. Dış gezileri sırasında her zaman Ermenistan hakkında konuşmayı kendisine bir borç bildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan'ı yatırımcılar için cazip bir ülke olarak gördüğünü ifade etti. Uzun vadeli projeleri planlamak ve başarılı bir şekilde uygulayarak mümkün olan istikrarlı ve öngörülebilir bir ülke inşa edebilmeliyiz diyen Cumhurbaşkanı, ayrıca diasporanın genç neslinin ana vatandaki aktif katılımına, Ermenistan'ın kalkınma programlarına katılımına da önem verdi. Cavak'ta ayrı bir psikoposluk kurma fikri yeni değil. Bu fikir Başpiskopos Karabet Bagratuni döneminden Gürcistan Ermeni Piskoposluğu'nun geçici olarak Cavak'a taşındığı zaman tartışılıyordu. Cavak'ta ayrı bir piskoposluk oluşturma fikri günümüzde de sürekli olarak farklı seviyelerde tartışılmaktadır. Samtsıhe Cavak Ermeni toplumunun yanı sıra bir dizi sivil toplum örgütü ve aydınlar, Dünya Ermeni Katolikosluğu ile Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nin piskoposluğunda bu konuyu sürekli olarak gündeme getirmiştir. Samtsıhe Cavak'ta ayrı bir piskoposluğun oluşumu, Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı sadık insanların üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak ve yıllar boyunca biriktirilen bir takım sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır. Bugün Samtsıhe Cavak'ta 5-6 din adamı görev yapıyor fakat sadece Ahalkalık bölgesinde yaklaşık 60'tan fazla Ermeni köyü mevcut. Ninotminte'da Ermeni köyünün sayısı yaklaşık 30 iken Ahalska'da ise ondan fazladır. Genel olarak Samtsıhe Cavak'ta dahil olmak üzere Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yaklaşık 100 bin kişinin bağlı bulunmasına rağmen onlara sadece 5-6 din adamı hizmet vermeye çalışmaktadır. Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan, Kayıp Özgürlük Savaşçılarının Akrabaları Birliği adlı sivil toplum örgütünün 20. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi.
Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden aktarılan mesajın içeriği şöyle. Değerli dostlar, bugün Artsakh'ta kayıp özgürlük savaşçılarının akrabaları birliğinin 20. kuruluş yıl dönümünü derin duygularla kutlarız. Her şeyden önce bugün bizimle birlikte olmayan vatanlarını ve kendi halkını savunmakta tereddüt etmeyen ve kayıp olarak sınıflandırılanlara acı ve üzüntü duyuyoruz. Günlük sıkı çalışmayla, ana vatanının refahı ve gelişmesine yönelik çabaları ile oğullarınızın, kardeşlerinizin ve kocalarınızın bitmemiş çabaları üzerinde durmaya devam ederseniz, ülkemizde çeşitli sorunların çözümü olan Artsakh Devleti'ne büyük katkıda bulunursunuz. Herkese teşekkür ederim. Sizler, özgür ve bağımsız Artsakh'ın güçlenmesi ve refahı için kederden yorulmuş omuzlarınızda yaşamaya ve yaratmaya devam ederek, birleşmek ve birlikte çalışmak için kendi içinizde güç bulabildiğinizden dolayı sizlerle gurur duyuyoruz. Vatansever çalışmanızda hepinize barış, huzur, sağlık ve büyük başarılar diliyorum. Federal Haber Ajansı'nın özel muhabirinin belirttiğine göre Ermeni Baş Asamblesi'nin çocuk korosu Suriye'nin Hasaka eyaletinin Kamışlı şehrinde bir konser verdi. Özel muhabir şu anda Suriye Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır. Etkinliğin amacı Ermeni toplumunun pek çok sıkıntıya maruz kalan Suriyeliler ile birleşmesini göstermektir. Geçtiğimiz 3 gün boyunca Hasaka'da da tiyatro gösterileri gerçekleştirildi. Ayrıca Suriye'nin Kamışlı şehrinin sosyal ve kültürel aktivistlerin katılımıyla çeşitli eğlence yarışmaları düzenlendi. Şenliğin en unutulmaz anlarından biri Albar Derneği gönüllülerinin performansıydı. Azeri medyasının verilerine göre Fransa'nın Saint-Étienne Belediye Başkanı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın kara listesinde alındı. Dün Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi, Fransa'nın ise Saint-Étienne şehirleri arasında bir dostluk deklarasyonunun imzalandığını hatırlatmak isteriz. İmza töreni Şuşi Belediyesi'nde gerçekleşmişti. Deklarasyonu Şuşi ve Saint-Étienne Belediye Başkanları Arzıvik Sarkisyan ile Gael Perdriau imzalamışlardı. Saint-Étienne Belediye Başkanı aynı zamanda Fransa Artsakh Dostluk Grubu üyesidir. Törende Artsakh Dışişleri Bakanı Masis Maillian ile belirtilen dostluk grubunun eski yöneticisi Fransa Parlamentosu'nun eski üyesi François Rochebloux'a da hazır bulunmuşlardı. Bugün buna benzer bir belgede Artsakh'ın Martuni bölgesine bağlı şehir cemaati ile Fransa'nın Arnouville şehri arasında imzalandı. Deklarasyonu şehir cemaati başkanı Mkhitar Mangasaryan ile Arnouville Belediye Başkanı Pascal Dol imzaladılar. RIA Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre ABD ve Rusya Federasyonu başkanlarının Helsinki görüşmesinden sonra Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili diyalog adım adım iyileşiyor. Bu konudaki açıklamayı Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı görüşmede belirtti. O ayrıca Bolton'un ziyaretinin Rus-Amerikan ilişkilerini istikrara kavuşturmak için teşvik edici işlevinin bulunacağına olan umudunu da dile getirdi. Bolton'un bir ziyaret çerçevesinde Moskova'da bulunduğunu belirtelim. Dersim'in Salördük köyü sonbahar rengine büründü. Doğadaki renklerin güzelliğini sunan bu köy, Ekim ayı sonlarından başlayıp Kasım ayı ortalarına kadar doğasever ve fotoğrafçıların da gözde mekanlarından biri. Salör'deki ziyaret edenlerden biri de Nimet Alan. Buraya ilk defa geldiğini söyleyen Alan, daha önce birçok ilde ve yurt dışında doğa gezilerine katıldığını, her bölgenin kendine göre güzelliği olduğunu belirterek şöyle dedi. Ancak Dersim doğasının büyüleyici, farklı bir özelliği var. Salör'de köyündeki doğa harikası ve renk cümbüşü bizleri cezbediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluktan Musa Leren Lorke, Hamşeni Zapik adlı eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.